Fatih Altaylı Habertürk'te dişe dokunan yazılar yazmaya devam ediyor. Şimdi de AKP'nin sıkça kullanmış olduğu aldatıldık açıklamalarını tiye aldı, alay etti. Habertürk yazarı Fatih Altaylı AKP'yi tiye alarak Suriye konusundaki başarısızlığı eleştirdi. Fatih Altaylı, "Bugünkü Amerika bize yine mi kandırdı?" başlıklı yazısında "Ne kadar geniş açılı düşünürseniz o kadar az aldatılırsınız" diyerek AKP'ye bazı tavsiyelerde bulunmuş. Hükümet destekçisi medyaya bakarsanız muazzam bir iş başarılmıştı diyor. Zaten onlara göre, o medyaya göre hiç kimse kusura bakmasın da her şey güllük gülistanlık. Siz olur da eleştirirseniz nankörsünüz, hainsiniz o medyaya göre. Fatih Altaylı onlara da uyarılarda bulunuyor. ABD ile varılan güvenli bölge mutabakatı Türkiye'nin Suriye'de başından beri istediği noktaya ABD'nin gelmiş olmasıydı. Ve Türkiye'nin diplomasi zaferiydi. Müthiş öngörülü Türkiye bunu diretmiş, istemiş ve elde etmişti. YPG PKK'nın işi bitmişti. Allah aşkına bunlar geçen haftaya kadar bizim kafamızı bu teraneyle ütülemediler mi? Biz ise burada ne dedik hep? Bu güvenli bölge bizim için iyi olmaz. 1991'de uçuşa yasak bölge adı altında ABD Kuzey Irak'ta PKK'yı palazlandırdı, besledi, büyüttü. Güvenli bölge dedikleri yerde ne olup bittiğini biz bilemeyeceğiz. 1991'de uçuşa yasak Kuzey Irak'tan toplayıp Guam'a götürdükleri Kürtleri eğitip Kürt devletinin ve ordusunun temelini attılar. Suriye'de kurulacak güvenli bölge bizim için değil, YPG PKK için güvenli bölge olur. Şimdi nereye geldi güvenli bölge savunucuları diyor Fatih Altaylı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ne dedi dün? ABD YPG ile girdiği anlaşmalardan ötürü burada bize verdiği sözleri tutmamıştır. Gerekirse güvenli bölgeye gireriz. Türkiye'yi bugün yöneten mantığın en önemli sıkıntısı bu zaten. Türk tarihini kendileriyle başlattıkları için geçmişin deneyimlerinden öğrenmeyi, bunlara kulak verenleri dinlemeyi, en azından fikri bir tartışma yapmayı, kendi inançlarından başka opsiyonlar da olabileceğini düşünmeyi sevmiyorlar. Önce yapıyorlar, sonra düşünüyorlar, sonuç genelde aldatıldık oluyor. Anlamadıkları şu, farklı fikir söylemek muhalif olmak değil, düşünmektir. Ne kadar geniş açılı düşünürseniz o kadar aldatılırsınız diyerek Fatih Altaylı AKP'ye tavsiyelerde bulunmuş. Peki bu tavsiyeler dikkate alınır mı? Bence alınmaz. Yeni Şafak gazetesinde Özlem Albayrak, Canan Kaftancıoğlu kararını eleştirdiği için yazısı sansüre uğradı. Ve kadıncağız Yeni Şafak gazetesinden istifa ettiğini Twitter hesabından duyurdu. Bir yazıya dahi tahammül edemiyorlar. Bir eleştiriye dahi tahammül edemiyorlar. Fatih Altaylı'nın bu önerilerini mi dikkate alacaklar? Ama benden de şu uyarı var. Bazıları var. Kapalı kapılar ardında eleştiriyorlar. Protokolde ise evet efendim, tamam efendim, şöyle efendim, böyle efendim diye konuşuyorlar. Kapalı kapılar ardında eleştirip yüzünüze karşı ise gülüyorlar. İşte en büyük düşmanlarınız onlar. Dostlarınız ise kim biliyor musunuz? Size tavsiyelerde bulunan, sizi eleştirenler. Şöyle ki dost acı söyler misali, bir kişi eleştiriyorsa dinleyeceksiniz. Çünkü o çözüm önerisi de sunuyordur aynı zamanda. Ama karşınızdaki kişi evet efendim, tamam efendim diyorsa bilin ki onlar sizin düşmanınızdır. Çünkü bir çözüm önerisi sunmayarak, size yol göstermeyerek en büyük düşmanlığı yapmaktadırlar. Fatih Altaylı da işte bunu anlatmış. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Ama yandaş medyaya göre dediğimiz gibi her şey güllük gülistanlık.